Herkese merhabalar, ben Rabia. Bugünkü dersimizde sizlere Almanya'da yapılan C1 düzeyindeki sınav türleri hakkında bilgi vereceğim. Ben kendim gerektiği C1'i ilk seferde geçememiş olmam, gerek araya giren korona tedbirleri dolayısıyla kursların plan değişiklikleri yüzünden burada gördüğünüz sınav türlerinin hemen hemen hepsine hazırlanmak zorunda kaldım. İki tanesine de bizzat girdim. GÖTE sertifikatı dışındaki sınavların hepsini yakinen tanıyorum. Kendi tecrübelerime de dayanarak biraz da internetten araştırdığım bilgilere göre size bu konuda bilgi vereceğim. Çokça sorulan sorular, hangisi daha kolaydır, hangisi daha zordur, hangi sınav türü, hangi sertifika, nerede işime yarar? Gerek çevremdeki kendi tanıdıklarım, gerekse ders yaptığım gruplarda bu konuda çok soru alıyorum. O yüzden böyle bir derslama gereği düşündüm. Bu videonun içinde hangi kursa gitmeliyim, hangi sınav türüne girmeliyim, hangi sınav türü daha kolay, hangi sınav türü nerelerde geçerli gibi soruların cevaplarını bulacaksınız. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Maalesef arkadaşlar, benim gözlemlediğime göre bütün sınav türlerini incelediğim, hepsinin denemelerini çözmüşümdür. Biraz önce söylediğim gibi iki tanesine de bizzat girdim. Bir sınav türü diğerinden daha kolay ya da daha zor değil. Hepsi C1 düzeyinde, seviyeniz zaten C1 ise hepsinden bir şekilde geçecek düzeydesiniz demektir. Mantık olarak da zaten bunlardan bir tanesi diğerlerinden daha kolay olsaydı o zaman C1'e denk kabul edilmezdi. Bunu uzmanlar bu şekilde C1'e denk kabul ettiklerine göre hepsi zorluk kolaylık olarak ölçtükleri dil seviyesi olarak eşittirler ama bazı farklılıkları var. Bu farklılıkları sizlere anlatacağım. O farklılıklara göre kişiye göre kolay ya da zor olabilir. Herkesin tarzı farklı. Bazıları belki çok rahat yazıyor, uzun yazmayı seviyor. Bazıları kısa kısa her konu hakkında konuşmayı seviyor olabilir. Bazıları tek bir tema üzerinde uzun konuşmayı seviyor olabilir. Bu sınav türlerinin özelliklerini size vereceğim. O nedenle hangi kursa gitmeliyim sorusu da yine buna bağlı. Mesela bazı yerlerden arkadaşlar arıyor, hocam işte benim yaşadığım yer çok küçük bir ilçe. Sadece bir kurs var, o da Beruf sınavı yapıyor. C1 Beruf'a gidiyor diye arkadaşım mesela bütün motivasyonu kırılmış. Çok kötü bir şey olduğunu düşünüyor. C1 türü bütün sınavlar her yerde hemen hemen işinize yarar. Hiçbir sınav türü kötü değil. Dil öğrenirken geçirdiğiniz süre boşuna geçen süre değildir, bunu söyleyeyim. Şartlarınız hangi kursa uygunsa, eviniz hangi kursa yakınsa, çocuğu okuldan alma bırakma, çoluk çocuğunuz varsa, saat olarak hangisi müsaitse gidebilirsiniz. Aşağı yukarı bütün C1'ler hemen hemen aynı yerde geçerli. Sınav türlerini yine anlatacağım. Bazı yerlerde bazı farklı durumlar var. Özellikle üniversite okumak isteyenler için. Belki onlar hangi sınava girmeliyim ve bu doğrultuda hangi kursa gitmeliyim sorularını sorabilir. Ama genel anlamda aşağı yukarı hepsi her yerde geçerli. Kolaylık zorluk meselesinin eşit olduğunu söyledim ve nerelerde geçerli olduklarına da şimdi geleceğim. Özellikle bundan başlamak istiyorum. Bunu BAFF'ın sitesinden aldım. Bakın burada Übersicht der vom Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge anerkannte C1 Sprachnachweise yazıyor. Flüchtlingler ya da migrasyonların C1 olarak tanındığı sınav türleri bu şeyde bile geçerli. İntegrasyon kurslarında öğretmenlik yapmak istiyorsanız ayrı bir konu, başka bir videoda anlatırız. Üniversite mezunuysanız bir eğitim alıyorsunuz, bir sertifika alıyorsunuz. İntegrasyon kurslarında Almanca öğretmenliği yapabiliyorsunuz. Almanca öğretmenliği yapabilmek için bile bu sınav türleri geçerliyse bunlar demek ki başka her yerde geçerlidir. Yine ben bu aynı listeyi Ausländerbehörde sınırsız oturum olarak sınırsız oturum isteği için başvurduğumda almıştım. Bu sınav türlerinden birini geçtiğinize dair sertifika diye. Aynen burada da BAMF'ın şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani iş bulurken, sınırsız oturuma başvururken ya da başka sertifikayan herhangi bir kurum her neyse BAMF'ın resmi olarak tanıdığı sınav türleri arkadaşlar GÖTE sertifikat C1. Şunlar zaten çok bilindik şeyler değil ve ben de tanımıyorum, girmeyeceğim. Telkin sınav türleri, Telkin C1'sı, Allgemein diyoruz biz buna ama resmi adında Allgemein yok. Telk C1'sı, Allgemein dediğimiz Telk C1, Beruf ve Hochschule.
Bunlar hoşule nerede geçiyorsa Beruf'ta orada geçer. Üniversite eğitimi dışında birkaç yerde sadece belli sınav türleri geçerli ama sınırsız oturum alma, Ausbildung yapma, iş bulma, bunun gibi şeylerde arkadaşlar C1 kabul edilen sınav türlerinin hepsi bunlar. TESTAF, STÜFE en az TDN 4, TDN 5 diye geliyor. En az 4. DSA en az 2 veya 3. Kültür Ministre Konferansı'nın bir sınav türü varmış. Çok yaygın bir şey değil. Tanımıyoruz bunu. Avusturya'da yapılan bir sınav türü varmış. Yine Studium Kolexler Bundesland'da çok bilindik bir sınav değil. Şu ilk slaytta verdiğim en bilindik sınav türleri bunlar. Almanya'da C1 düzeyinde yapılan bunları anlatacağım sizlere. Burada da gördüğünüz gibi BAF bunların hepsini resmi olarak kabul ediyor. Bunların hepsi Almanya'da anerkannt. Önce TELG sınavlarından başlayacağım. En bilindik, en yaygın olan özellikle Almanya'ya yeni gelenler Jobcenter desteğiyle kurslara gidiyorsa A1'den itibaren TELG'e yönelik kurslara gönderiliyor. Genelde çok bildiğimiz sınavlar bunlar. Üç sınav türü var TELG'in. C1 düzeyinde geçerli olan TELG C1, TELG C1 Hochschule, TELG C1 Beruf. Bunları anlatacağım. Ayrıca TELG'in bir de B2 C1 düzeyinde bir Beruf sınavı var. Bir de B2 C1 Medisin. Bunlar bazı yerlerde C1 olarak kabul ediliyor, bazı yerlerde edilmiyor. Ama şu üçü her yerde C1 olarak kabul edilmiş, tanınmış sınav türleridir. Bunlar TELG'in resmi sitesinden aldığım sınav kitapçıklarının giriş bölümü. Bakın Hochschule, Seans, Beruf hepsi de süre olarak, soru sayısı olarak, puanlama olarak, Lesen bölümünde bu bölümler var. Mesela toplam 48 puan, toplam süre bu kadar. Sonra Sprachbausteine var, Allgemeine yine 12 izah. Beruf'ta Lesen'de şurada küçük bir farklılık var. Ama puanlama, süre sayısı, sınavın formatı hepsi aynıdır. Özellikle Beruf kursuna gidenler, kursun Beruf'a yönelik hazırladığını öğrenince çok şaşırıyorlar. Bambaşka bir sınav türüne gireceklerini zannediyorlar ama hepsi aynıdır. Ben kendimden örnek vereyim. Yanlışlıkla Beruf kursuna gittim. Çünkü integrasyon kursunda da A2'de, B1'de, B2'de gittiğim kursta orası ve hiç Beruf sınavı yapmıyorlardı. Ben C1'de normal argüman olacağız zannederek hiç sormadan o kursa kaydoldum. Kaydolduktan bir süre sonra Beruf sınavına gireceğimi öğrendim. İlk tecrübem TELG C1 Beruf. İlk sınavımda sözlüğü geçtim, iyi bir puanla ama yazılıyı geçemedim, 3 puanla kaçırdım. Sonra tekrar üniversite kursuna gittim. Üniversite kursu B2'den geriden aldı. B2'yi tekrar yapmış oldum. Orada C1 yapmış oldum üniversite kursunda. Bu süre zarfında ilk başta TESTAF'a hazırlandık. TESTAF sınavı diye denemeler yaptık. Hatta ara sınav olduk. Merkezi bir TESTAF sınavı değil ama üniversitenin kendi yaptığı bir bayağı kapsamlı TESTAF denemesi yaptık. Sonra Hochschule'ye gireceksiniz dediler. Bir müddet Hochschule'ye hazırlandık. 3 ay kadar Hochschule denemeleri yaptık. Kendimizi Hochschule'ye göre hazırlayıp örtörünkler falan yazdık. Araya korona da girince son olarak DSA'ya girdim. Yani bundan da denemeler çözdüm. Buna bizzat girdim. Bundan zaten çözdüm. Hemen hemen hepsi zorluk olarak aynı. Birinde bir bölüm kolaysa diğerinde öbür bölüm biraz daha zor. Birbirini eşitliyorlar yani. TELG sınav türleri bu. Sadece Hochschule'de tema olarak biraz daha üniversite çevresinde tartışılan konular çıkar. Bu Allgemeine'de genel konular, Beruf'ta da daha mesleki konular. Farkı bu. Ama üçünün de ortak olduğu konular kesinlikle var. TELG Seans Beruf, pardon, Allgemein Beruf olan değil. Kitapçı bu şekilde TELG'in sitesinden girip bakabilirsiniz sorulara. TELG Deutsch Seans Beruf, Allgemein Sprachliche Deutschkenntnisse auf weit vorgeschrittenem Niveau. İleri düzey Almanca seviyesini ölçen bir sınav türüdür diyor. Ben zorluk, kolaylık gibi değil ama farklı yönü, dikkat çekici özelliğini verdim. Avantajları ne olabilir? Kendimce onları verdim. Dezavantajlı bulduğum bölümlerini yazdım. Zorlukları derken sınavın ile hakikaten o bölüm zor mu bilemiyorum. Ama genel olarak karşılaştıracağım zor mu kolay mı olduğuna siz karar vereceksiniz. Benim gibi iki farklı, üç farklı, dört farklı sınav türünde. Her neyse birden fazla sınav türünde tecrübesi olanlar yorumlar bölümüne yazarsa memnun oluruz. Biz de öğrenmiş oluruz.
Dikkat çekici özellik olarak şu aklıma geldi benim. TEL sınavlarının LAZM bölümünün metinleri diğer sınavlara göre daha uzun. Bu bir zorluk mudur, kolaylık mıdır bilemiyorum. Yani bazen kolay gelebilir, bazen zor gelebilir ama diğer bütün sınav türlerini de çözdüğüm LAZM'ları, TEL'ler, TEL'de daha zor. Avantajı nedir Allgemeinen? Sözlü ve yazılı sınav ayrı ayrı değerlendirilir. Bu güzel bir avantaj. İkisinden birine geçince bir sonraki sınavda sadece başarısız olunan kısma girilir. Mesela ben ilk sınavda sözlüğü geçtim. Tekrar sınava girseydim sadece yazılıya girecektim. Koronadan dolayı giremedim. Başka bir sınav türüne girmiş oldum ama böyle bir avantajı var. Yine şu güzel bir avantaj, Almanya'da en yaygın sınav türüdür. Kurs bulmak, sınav randevusu bulmak kolaydır. İstediğiniz yerde, istediğiniz tarihte hemen hemen bulabilirsiniz diyebilirim. %100 olmasa da %80, %90 istediğiniz tarihe bir şekilde sınav bulursunuz. Yine yaygın olduğu için bu sınavda tecrübesi olan kişi sayısı da fazla. Sınav konuları hakkında fikir alışverişi yapabilirsiniz. Tecrübelerini sorabilirsiniz arkadaşlara. Konular hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dezavantajı ne olabilir? Üniversite eğitimi için genellikle yeterli değil. Genellikle diyorum bakın çünkü şartlara göre değişebilir. Yaşadığınız şehirdeki üniversiteye başvurup konuşun. Üniversite düşünüyorsanız onlar sizi yönlendirecektir. Bazı üniversitelerin bu sınav türüyle de kabul ettiğini duydum. Ama resmi olarak bilmiyorum. Yine Schreiben bölümünde en uzun tekst TELK sınavlarında yazılıyor. Bu bir zorluk olarak kabul edilebilir. 350 kelime. Başka hiçbir sınav türünde bu kadar yazılmıyor. Goethe'de yanlış hatırlamıyorsam 200, DSA'da 250, TESDAF'da 200-250 yeterli. Ama TELK'in Schreiben bölümü biraz diğerlerine göre uzunca bir zorluk kabul edilebilir. Hochschule, okumuyorum uzun uzun Almancasını ama şurada özellikle söylüyor. Dort sprach ich ein Hochschule, ein Studium aufnehmen möchten. Studium yapmak istiyorsanız, master doktora ya da lisans düzeyinde üniversite eğitimi istiyorsanız, onun için açılmış bir sınav türüdür. Sonradan açtı TELK bunu. Özelliklerini şimdi vereceğim. Farklı yönü, dikkat çekici özelliği ne var? Yine bütün terklerde olduğu gibi bunu buraya bu şekilde belirttim. Leysin bölümü biraz uzun oluyor. Metinleri daha uzun. Konuların bir bölümü terk, seansla ortak. Bir bölümü de üniversite camiasında tartışılabilecek akademik konular, günlük konular. Bir üniversitede bölüm olarak okutulan her şeyden gelebiliyor. Hochschule'de biyolojiyle ilgili ayrıntılı bir şey. Beyindeki bir yapı, nöronlar, sinirler vesaire. Bir tarih konusu gelebiliyor, sosyolojik bir araştırma gelebiliyor, akademik konular gelebiliyor. Bir de bir üniversite öğrencisinin günlük konuşabileceği mevzular, üniversite okurken yurtta mı kalmalıyım, kendi evimde mi gibi. Ya da üniversite okurken yurt dışında bir eğitim dönemi geçirmeli miyim, yurt dışı deneyimine ne gibi katkıları olur gibi Schreiben konuları ya da diskusyon konuları gelebiliyor. Avantajı ne? Yine bütün TELK sınavları için geçerli yazılı ve sözlünün ayrı ayrı değerlendirilmesi. Ama Hochschule'nin en önemli avantajı üniversite eğitimi için de geçerli olması. Üniversite okumak istiyorsanız geçerli bir sınav türüdür. Allgemein kadar olması da bu da yaygın bir sınav türü. İkinci sırada da bu yaygın galiba benim gözlemlediğim bir istatistik çalışmam yok ama kurs bulmak, sınav randevusu bulmak çok zor olmaz. Yine tecrübeli kişi bulmak çok zor olmaz. Fikir alışverişi yapabilirsiniz. Önceki sınavlarda çıkmış konuları sorabilirsiniz. Teklerin hepsinde aynı şeyi yazdım buraya. Schreiben bölümü biraz diğer sınavlara göre uzunca ve bu TELK sınavlarını zorlaştıran bir yanı denilebilir. TELK seans bir ruh bilinmeyen bir sınav türü. İki tür beruf var. Biraz önce yukarıda gösterdim. B2 C1 beruf var. Bir de normal C1 beruf var. B2 C1 olan çok avantajlı değil. Bazı yerlerde tanınmıyor. Ama C1 beruf'a gidiyorsanız, bulunduğunuz şehirde sadece o kurs varsa sorun etmeyin. Her yerde geçerli bir kurs ve geçerli bir sertifika. B2 C1 olan da daha çok Ausbildung düzeyi meslekler tanıtılıyor. Boya, badana, ne bileyim. İnşaatçılık gibi ama C1 beruf akademik beruflara yönelik bir sınav türü zaten. Akademik beruf dedikleri şey üniversite mezunu olarak çalışılan meslekler. O yüzden bu da geçerli güzel bir sınav türü. Avantajları, dezavantajları, farklı özellikleri ne? Yine metinleri uzun onu söylüyorum. Diğer
Hochschule'ye de Allgemein'den farklı olarak Lesenteil 1'de Hochschule diye de Allgemein'de normal düz bir metin geliyor. Ama Beruf'ta Lesenteil 1'in içinde, metnin içinde anket ve istatistiki bilgiler var. O yüzden grafik okuma redemitilerini bilmek gerekiyor. Bu bir farklılığı. Zorluk mu, kolaylık mı kişiye göre değişir. Yine bunda da konuların bir bölümü tercih birle ortak olmakla birlikte bir bölümü iş dünyasında tartışılabilecek mevzular. Avantajları ne olabilir? Sözlü yazının ayrı değerlendirilmesi tüm TELK sınav türleri için geçerli. Şu güzel bir avantaj, çalışma hayatında kullanabileceğiniz redemitileri öğrenirsiniz. Günlük hayatınızda çok işinize yarar. Genelde TELK sınavlarında çok afaki konu öğreniyoruz. Kalime vandal, omvelt, beyindeki bilmem ne nöronu, sinirleri vesaire gibi. Ama ben Beruf'a gittiğime pişman değilim. Orada çok günlük hayatta gerçekten işime yarayacak konuşmalar öğrendim. İşe başlarken örneğin iş mülakatında falan burada ezberlediğim şeyleri tıkır tıkır hemen söyledim. Hatta bir sürü de hazırlık yapmıştım. Daha birkaç cümle sonra tabii ki siz, memnuniyetle sizinle çalışırız dedi müdürüm. Tavsiye ederim ben. Portre konuları önceden belli. Bu da gene bir avantaj kabul edilebilir. 12 konu başlığı var. O 12 konudan biri geliyor prezentasyon olarak. Ama şöyle de bir dezavantajı var. Portrakların yani prezentasyonların diğer sınav türlerine göre daha profesyonel olması lazım. Hochschule'de ve TELK'te sınav günü öğreniyorsunuz. Ama Beruf'ta önceden biliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Bir fabrikanın çalışma stratejisi bir şirketin ya da bir ürünün üretim aşamaları gibi çok daha teknik şeyler var. O yüzden önden hazırlık yapmak gerekiyor ve daha profesyonel anlatmak gerekiyor. Böyle Allgemein sınavda gelen genel anlamıyla fortaylı, nahtaylı söylerim, ülkemdeki durumu söylerim, şöyle toparlarım bir prezentasyon olur diyemiyorsunuz. Profesyonel hazırlanmak gerekiyor. Başka dezavantajı zorluğu next kabul edilebilir. Üniversite eğitim için genellikle yeterli değil. İstisnalar olabilir ama çoğunlukla kabul edilmez. Yine Schreiben'da 350 kelime Erörterung yazma birazcık zorlaştıran bölümlerden birisi. Şu bir dezavantaj olabilir. Çok yaygın bir sınav türü değil. O yüzden kurs bulmak ya da sınav yeri bulmak zor olabiliyor. Tecrübeli kişi sayısı az, çok bilindik bir sınav olmadığı için. O yüzden sınav hakkında bilgi edinemiyorsunuz. Ama bence bana sorarsanız Algeman yerine mesela Beruf'a girmeyi tercih ederim. Tekrar girme şansın olsa. Ya şansım olsa demeyeyim, girmem gerekse. Şu an ben DSA'ya geçtim. C1'e denk sertifikam var, o yüzden girmiyorum. Ama tekrar girmem gerekse, kursa gitmem gerekse yine Beruf'a giderim. Tavsiye ederim eğer üniversite düşünmüyorsanız. Ama üniversite düşünüyorsanız üniversitede geçerli sınav türlerinden birini tavsiye ederim. TESTAF. Yine TESTAF üniversiteye yönelik bir sınav türüdür. Bakın burada geçiyor. Üniversiteye yönelik 3 sınav türü var. TELK, Hochschule, TESTAF ve DSA. Üniversite düşünüyorsanız bu üçünden birine girin derim. TESTAF'ın özellikleri kısaca ne? Müddetçe sınavında partner yok. Bu ilginç bir yanı TESTAF'ın. Bilgisayar ile konuşuyorsunuz. Yine müddetçe kısa kısa ve fazla sayıda 6 görevde hatırladığım kadarıyla. Bunu son anda yazdım ve farklı bir bilgi varsa yorumlar bölümüne yazarsınız. O kısmı çok önemli değil, 6 ya da 7 görev. Ama kısa kısa 30 saniyelik mesela bölüm var ya da 50 saniyelik en fazla 1-1,5 dakikalık. Bu avantaj mı dezavantaj mı kişiye göre değişir. Mesela bazıları TESTAF'ı bu yönüyle kolay buluyor. Çünkü TELK'te en az 3 dakikalık bir prezentasyon oluşturacaksınız. Baştan sona onu konuşacaksınız. Ama TESTAF'ta zaten soruyu bilgisayar soruyor ve kısa kısa oluyor. Hemen tık 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 söylüyorum. Bence daha kolay diyen var. Tam tersi kısa kısa ve arka arkaya hemen konu değiştiği için konsantre olup yeni bir şey söyleyemiyorum, cümle kuramıyorum. Bence zor diyen var. Kişiye göre değişir. Tek bir konu hakkında uzun konuşmak mı size göre kolay? Yoksa kısa kısa farklı konular hakkında mı? Ona siz karar vereceksiniz. Yine farklı bir Schreiben bölümünde grafik Beschreibung var. TESTAF deyince herkesin aklına grafik Beschreibung gelir. Onunla özdeşleşmiş bir sınav türü. Kolaylık mı zorluk mu o da kişiye göre değişir. Bana sorarsanız kolay. 350 kelime Erörterung yazmak hem de tamamen kendi cümlelerinizse bana daha zor gelmişti. Ama grafik Beschreibung'un belli başlı redemitilleri var. Bir de zaten önünüzde grafik hazır. O grafiği yorumluyorsunuz. Kişiye göre değişir tekrar söyleyeyim. Avantajları üniversite eğitimi için geçerlidir.
Şu güzel bir avantaj, TDN4 dediğimizi alırsak C1, C1,5 gibi bir şeye tekabül ediyor. TDN5 alırsanız C2'ye. Bu da tek seferde direkt C2 alma ihtimalinizin olduğunu gösteriyor. Ayrıca bir C2 kursuna gitmenize, tekrar bir C2 sınavına girmenize gerek yok. En önemli dezavantajı, Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen her birinden ayrı ayrı geçmeniz gerekiyor. Diğer sınav türlerinde genellikle ikiye ayrılmıştır. Şrifli Şetayl ayrı kabul edilir, Müddişetayl ayrı kabul edilir. Bunda tek tek her birinden geçmeniz gerekiyor. Mesela Hörünüz düşük gelse TELT'te, Lesen'ınız yüksekse birbirini dengeler, Şrifli Şetayl'dan geçersiniz. Bunda tek tek hepsini başarmanız gerekiyor ve işin kötü yanı, bunların sadece bir tanesinden düşük aldıysanız hepsine birden tekrar girmeniz gerekiyor. TESDAF'ın en önemli dezavantajı bence bu. Yoksa soruları belki de TELK'e göre daha kolay, tekstler daha sade geldi bana. Ama bu buradan yine dengeliyor. Bu kısmı bayağı bir zorlaştıran bir şey TESDAF'ı. Bu nedenle yine TELK'e eşit kabul edebiliriz. Kolay olan bölümleri varsa bile geçmesi zor. Neyse. Die Abkürzung Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Yüksek öğretime girme sınavı demek diye açıklıyor burada. C1 düzeyinde Almancasını ölçer. Öğrencilerin en az C1. DSA'da da yine C2 alma ihtimaliniz var. Bu da bir üniversite sınav türüdür. Tabloda yine gösteriyorum belli başlı özelliklerini. Farklı yönü nedir? DSA bence bu sınav türlerine göre en farklısı. Değişik bir tarzı var. Örneğin Hörün bölümünü CD'den dinlemiyorsunuz. Tüm sınav türlerinde öyle olmasına rağmen burada hoca kürsüye çıkıyor, eline mikrofonu alıyor, teksti okuyor. Yine sınavın içinde direkt gramer bölümü olan tek sınav türü bu. Diğer sınav türlerinde Schreiben'de gramerinizi kullanırsınız ya da Sprachbausteine. Goethe'de yine Sprachbausteine'ye benzeyen bir bölüm var. Orada kullanıyorsunuz gramerinizi. Ama burada direkt bir bölüm var. Aktif cümle veriyor, pasife dönüştürüyorsunuz. Nominal cümle veriyor, onu verbale dönüştürüyorsunuz. Konjüktif sıvay kullanın diyor, o konjüktif sıvaya dönüştürüyorsunuz. Direkt yazarak gramer cevapladığınız bir bölüm var. Yine diğer sınav türlerinde yok bildiğim kadarıyla, Goethe'ye girmedim, onun dışındakilerde de yok biliyorum. Almanca sözlük kullanmak serbest, hem Müntişe'de hem Şrifleşe bölümde. Müntişe bölümünde tek afgabı var. 15 dakika boyunca aynı afgabı üzerinde konuşuyorsunuz. Kişiye göre değişir. Zor yanı da denilebilir. Hayır benim için kolay da diyebilirsiniz. Bir karikatür gelebiliyor, bir tekst gelebiliyor ya da bir grafik gelebiliyor. Önce onu yorumluyorsunuz. Partner yok, prüferinler soruyor. Sonra da prüferinler 15 dakika boyunca soruyor da soruyor, soruyor da soruyor. Birazcık değişik bir müthişe tarzı var. Avantajları ne? Üniversite eğitimi için geçerli. Yine bu önemli bir avantaj. TESDAF'a benziyor. İkisi de üniversite sınavı ama şu yönüyle mesela TESDAF'tan daha avantajlı bence. Sözlü ve yazılı sınavlar ayrı ayrı değerlendiriliyor. İkisinden birini geçince bir sonraki sınavda sadece başarısız olan kısma giriyorsunuz. TELT'te olduğu gibi. Bu güzel bir avantaj. DSA 2 C1'e DSA 3 C2'ye tekabül ediyor. Bu nedenle ayrı bir C2 kursuna gitmeden direkt C2, yani C2 sınavına girmeden direkt C2 sertifikanız olma ihtimali var. Dezavantajı ne? Her üniversitenin kendi DSA'sı var. Bu nedenle bu her üniversitenin kendi içinde sınav formatında da ufak tefek değişiklikler var. Büyük değişiklikler olmasa da her üniversite kendine göre yorumluyor. Kendine göre soru tarzı var. O yüzden tecrübeli kişi bulmak, sınav hakkında bilgi edinmek çok kolay olmayabiliyor. GOTE sertifikat. Bu konuda bilgim yok. Çevremde de hiç giren kişi görmedim. Sadece kendim denemesini indirip çözmüştüm. Biraz da sitesine girdim. Baktım nedir ne değildir bu GOTE sınavı diye. Yetişkinlerin üst düzey Almanca sınavını ölçen, ileri düzeydeki Almanca sınavlarını ölçen bir sınav türüdür diyor. Farklı yönü, bariz özelliği bulamadım ama avantajı mesela bazı üniversiteler kabul ediyor. Dezavantajı şrifleşi ve münteşe bölümlerinden ayrı ayrı geçmek gerekiyor. İkisinden birinden geçmek yeterli değil. Bir bölümde başarısız olunca genel sonucunuz başarısız kabul ediliyor. Değerlendirme kriteri olarak biraz TESDAF'a benziyor. Bu da pek yaygın bir sınav türü değil. Kurs veya sınav yeri bulmak zor olabilir. Tecrübeli kişi sayısı bulmak zor olabilir. Sınav konuları hakkında bilgi edinmek çok kolay olmayabilir. Örneğin benim çevremde Goethe'ye giren
Şu an hazırlanan CX'ine giren bir tanıdığım var. Girmek isteyen daha doğrusu. Ama Göte C1'e giren bir tanıdığım yok. DSA üniversitelerde yapılan bir sınav türü olduğu için kurslar üniversitelerdedir. Geriye dönük onları bir hatırlatayım. Özel kurslarda ya da Foksoşölelerde DSA'ya yönelik bir kurs bulamazsınız. TESDAF bazı özel kurslarda var nadiren ama Foksoşölelerde hiç duymadım. Bu da üniversitelerde olan bir sınav türü. TELK sınav türü yine en yaygını özellikle job center'ların gittiği, job center gönderdiği sınav türü. FÖTE sertifikat da üniversitelerde de bazen olabiliyor. Özel kurslarda da olabiliyor ama Foksoşöle de bilmiyorum. Foksoşöleler de genellikle TELK'e yönelik hazırlıyorlar. Bunları arkadaşlar şu sitelerden yararlandım. TESDAF'ın sitesi, resmi sitesi size de tavsiye ederim. Aklınıza takılanlar varsa ayrıntılarına buradan bakabilirsiniz. TELK'in resmi sitesine girip oradan aldım. Göte'nin sitesi, DSA'nın ve BAMF'ın sitesi. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.